Evet, iş sağlığı ve güvenliğinin kavram ve kurallarının gelişimi. Yani tarihçeye bakacağız. Tarihte İSEY kavramı nasıl gelişmiş? Bu kavram oluşmuş, nasıl gelişmiş ona bakacağız. Bu dersimizin amacı, konumuzun amacı katılımcıları iş sağlığı ve güvenliğinin dünyadaki ve ülkemizdeki tarihsel gelişimi ve çağdaş iş sağlığı ve güvenliği uygulama ilkeleri konusunda bilgilendirmektir. Evet. Konumuzun başlıkları şöyle, alt başlıklar, iş sağlığı ve güvenliği kavramı ve iş sağlığı ve güvenliğinin gelişme aşamaları, Türkiye'de ve dünyada iş sağlığı ve güvenliği, iş sağlığı ve güvenliğinin Türkiye ve dünyadaki tarihsel gelişimi, çağdaş iş sağlığı ve güvenliği, kavram, gelişme aşamaları, kapsam, iş ve sağlık ilişkileri, çağdaş iş sağlığı ve güvenliği uygulama ilkeleri, uygun işe yerleştirme, iş yeri ortam faktörlerinin değerlendirilmesi, iş sağlığı ve güvenliği risklerinin değerlendirilmesi ve kontrolü, aralıklı kontrol muayenesi, iş yerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmeti sağlanması. Evet, bu konumuzun alt başlıkları bu şekilde. İş sağlığı ve güvenliğinin kavram ve kurallarının gelişimi başlığımızın alt başlıkları. Evet, insanlık tarihinden anlaşıldığı kadarıyla insanlar yerleşik hayata geçtikçe toplumun ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla iş bölümleri yapılmış ve üretim daha organize hale gelmiştir. Çeşitlenen ihtiyaçlar sonucu oluşan farklı alanlarda üretim yapılırken iş kazalarının gerçekleştiği görülmüş ve aynı zamanda bazı alanlarda çalışanlarda belli hastalıkların görüldüğüne rastlanmıştır. Bu sorunların gözlenmesi sonucunda bazı önlemlerin alınması ve düzenlemelerin yapılması gerektiği görülmüştür. Çalışanların yakalandıkları bazı hastalıklara çok eski çağlardan beri rastlanmakla birlikte iş sağlığı ve güvenliği yani İSEY kavramı ancak 20. yüzyıla gelindiğinde geliştirilebilmiştir. İlk çağlardan beri adı konulmuş olmasa bile çalışanın sağlığıyla ilgili çalışmalar yapılmış, bazı hastalıklar tanımlanmıştır. Ancak İSEY esas olarak işçi hareketleri ve işçi sınıfı kavramıyla ortaya çıkmıştır. Evet, tarihte hepimiz Babil dönemi de Hammurabi kanunlarını okumuşuzdur. Meşhurdur Hammurabi kanunları. İşte Babil dönemindeki bu Hammurabi kanunlarında iş ve işveren ilişkileriyle ilgili çok katı, çok katı kurallı bazı maddeler var. Bakın, şöyle işveren ilişkilerinin düzenlendiği Hammurabi kanunlarında düzenlendiği çalışma esnasında karşılaşılan zararların yani iş kazaları kapsamındaki zararların nasıl tazmin edileceğinin az karşılayacağının açığa kavuşturulduğu görülmektedir. Bakın şöyle maddeler var. Eğer bir müteahhidin sağlam yapmadığı bir bina çöktüğünde bina sahibi hayatını kaybederse müteahhit ölüm cezasına çarptırılır. Bina sahibinin oğlu hayatını kaybederse müteahhidin oğlu ölüm cezasına çarptırılır. Böyle bir madde koymuşlar.
Bina sahibinin kölesi hayatını kaybederse müteahhit aynı değerde, kölelerin değerleri var tabii ki, köle öldüyse aynı değerde başka bir köleyi bina sahibine verir müteahhit. Bina sahibinin malları hasar görmüşse müteahhit binayı yeniden yapar, bina sahibinin tüm zarar ve ziyanını da karşılar. Bir binanın inşaat kurallarına uyulmadan yapılan bir duvarı yapılırsa müteahhit tüm masrafları kendisine ait olmak üzere o duvarı sağlamlaştırmak zorunda. Böyle kesin yaptırımlı maddeler var. Gördüğünüz gibi Hammurabi kanunlarında. Meşhurdur dediğim gibi Hammurabi kanunları. Başka tarihçeye bakıyoruz. Bu kavramın nasıl gelişip günümüze kadar geldiğine bakıyoruz. Eski Mısırlılar döneminde, yani milattan önce 1500 yıllarında biliyorsunuz ki piramitler yapılmış. Bu piramitlerin inşaatı için yeterli iş gücünün, yani iş gücü kimdir, nedir? Kölelerdir, değil mi? Kölelerin sağlanması amacıyla bazı tıbbi servislerin kurulduğu görülür. Hipokrat ne demiş bu konuda? Milattan önce yaşamış biliyorsunuz. Meslek hastalığı yapabilecek maddelerin varlığından söz etmiş Hipokrat. İlk defa kurşun zehirlenmesi olayını tanımlamıştır. Eflatun peki ne yapmış? Zanaatkarların çalışma koşullarından kaynaklanan sorunları ele almıştır. Aristo, gladyatör diyetini tanımlamıştır. Galen, milattan sonra yaşamış 200. yılda, hastalıklarda çevre faktörünü dile getirmiş, bu konuda bir teori geliştirmiş. Teorisine de miyazma teorisi ismini vermiş Galen. Evet, yavaş yavaş günümüze doğru yaklaştığımızda 1531, yani milattan sonra bir döneme geçtiğimizde 1531'de bakalım. Paracelsus ne demiş? Demiş ki maden hastalıklarının, yani özellikle kurşun ve civa hastalıklarının etkilerinden söz etmiş. Ve şu sözüyle tıp tarihine geçmiştir. Şöyle bir söz söylemiş. Demiş ki bütün maddeler zehirdir. Bütün maddeler zehirdir. Zehir olmayan hiçbir madde yoktur. Uygun doz zehir ve ilaç arasındaki farkı yaratır. Az kullanırsanız ilaç, fazla kullanırsanız zehir oluyor. Evet, bu sözüyle tıp tarihine geçmiştir. Paracelsus 1500'lü yıllarda yaşamış. 1493-1541. Yine aynı dönemlerde Gregorius Agricola ne demiş? 1526 yılında Avrupa madenlerinde çalışan işçilerin sorunlarıyla ilgili klasik bilgileri içeren Dere Metallica adlı eserini yazmıştır. Bernardino Ramazzini ne demiş, ne yapmış? 1633-1714 yıllar arasında yaşamış. Büyük İtalyan klinikçisidir. Endüstri sağlığının babası olarak kabul edilir. Niye? Nasıl oluyor böyle? Neden iş sağlığının, yani endüstri sağlığının babası olarak kabul ediliyor? 1713 yılında yayınladığı eserinde meslek hastalıklarıyla uzun uzadıya meşgul olmuştur. Ve yine şöyle meşhur bir söz söylemiştir. Hekimlere demiş ki hastanızın, size gelen hastaların mesleğini mutlaka sorun. Ne iş yaptıklarını öğrenin. Bahsettikleri hastalıkları, rahatsızlıkları yaptıkları işten kaynaklı olabilir diye. Ve bu tarihiyle, bu öğütle tabii ki endüstri sağlığının babası sayılmış Bernardino Ramazzini. Tabii İSG asıl nasıl ortaya çıktı? İşçi sınıfının ortaya çıkmasıyla İSG
ortaya çıkmış oldu. Tabii bu arada işçi sınıfı nasıl çıktı ortaya? Sanayinin gelişmesiyle işçi sınıfı çıktı ortaya. Tabii bu sanayileşmeyle birlikte biliyorsunuz çok da sorun ortaya çıktı. Evet, bazılarını sıralayacağız. Sanayileşme devrimiyle birlikte 1789'lu yıllardan sonra iş hayatında aşağıda bir kısmı listelenen yeni sorunlar yaşanmaya başladı. Evet, tabii burada bir kısmı yazıyoruz. Tarımsal alandan sorunlar, tarımsal alandan fabrikada çalışmak üzere göçler meydana geldi. Göçler sonucu ailelerin parçalanması ve ardından da fuhuş gibi sorunlar ortaya çıkıyor. Sağlıksız koşullarda barınma, yeterli beslenememe, uzun süre çalışma, aşırı yorgunluk, olumsuz çevre koşulları, salgın hastalıklar, iş kazası, meslek hastalığı, çalışanların sağlığının bozulması, toplumsal sorunlar, tabii bununla birlikte yani çalışanların toplumsal sağlığı bozulunca aynı zamanda ne oluyor? Çalışanların sağlıkları bozulunca sonuçta toplumsal bir bozulma da meydana geliyor. Tabii burada dediğim gibi yani işe gidiyor ama yani işte büyük yani uzun yolculuklardan sonra göçler meydana geliyor. İşte iş var, fabrika diye bir şey var. Orada çalışıldığı zaman işte para veriliyor diye gidiyor ama orada barınma sorunu var, bunu düşünmüyor. Beslenme sorunu var, bunu düşünmüyor. Orada bütün bu sorunlarla karşılaşıyor. Ve uzun süre çalışmalar kanun yok. Şimdiki gibi şimdi diyoruz ki çalışma süremiz 8 saattir günde. Bunu herkes biliyor. Fazla çalışırsın mesai parası alıyor. Ama o zaman öyle bir şey yok. Onun için 20 saat, 22 saat bile çalıştırılanlar olmuş. Düşün yani. Kim ne diyebilir? Yasa yok, bir şey yok. 1785 yılında sanayileşmenin başlangıcı ile ki sanayileşmenin başlangıcı da biliyorsunuz ki buhar makinesinin icadıyla bu başlıyor. Pardon, devam edelim arkadaşlar. Evet. Tabii buhar makinesiyle birlikte buhar makinesinin icadıyla sanayileşme başlamış oluyor. Çalışanlara yönelik iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili yakına ilgili bulunan 3 ana amaç var. Şimdi biraz sonra şeye bakacağız. Yani Avrupa ülkelerinde ne zaman İSG ile ilgili çalışmalar yapılmış, mevzuatlar çıkarılmış. Bizim ülkemizde Osmanlı döneminde alarak neler yapılmış ona bakacağız ama şurada çalışanlara yönelik iş sağlığı ve güvenliği ile yakından ilgili bulunan 3 ana madde var. Bunları bir değinelim, hemen geçeceğiz. Birincisi çalışanların korunması. İş sağlığı ve İSG çalışmalarının asıl amacını oluşturur. Çalışanları iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı koruyarak ruh ve beden bütünlüklerinin sağlanmasını amaçlar. 2. Üretim güvenliğinin sağlanması, meslek hastalıkları ve iş kazaları en az düzeye indirildiğinde iş gücü ve iş günü kayıpları azalacaktır. Dolaylı olarak üretim korunacak ve daha sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamında iş verimi de artacaktır. 3. İşletme güvenliğinin sağlanması, ilk iki maddede, şu yukarıda belirtilen maddelerde belirtilen amaçlara ulaşmak üzere çalışmalar yapılırken işletmeyi tehlikeye düşürebilecek durumlar da ortadan kaldırılacağı için işletme güvenliği de sağlanmış olacaktır. Evet, iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarının iki temel boyutu vardır. Birincisi tıbbi boyut, yani iş hekimliği.
bir yerde meslek hastalıklarını tespit ve önleme amaçlı çalışmalardır. Çalışanları sağlığını yapacakları işle ilgisini araştırır, belirler. İş yeri ortamında oluşacak bazı risklere karşı alınacak tıbbi korunma yöntemlerini uygular. İki, iş güvenliği boyutu. Yani iş hijyeni diyoruz. İş kazaları ve iş yeri kazalarını önleme amaçlı çalışmalardır. İş yeri ortamında sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak için yapılan tüm çalışmaları kapsar. İş yeri ortamındaki sağlık ve güvenlik risklerinin saptanması, gerekli ölçümlerin yapılması, örneğin iş yerinde kullanılan çeşitli kimyasal maddelerle çalışma esnasında ortama yayılan ve sağlığa zararlı olduğu bilinen tozların ölçümü. Makine ve tezgahlardan kaynaklanan gürültünün düzeyini belirlemek üzere yapılan ölçümler gibi. Evet. Şimdi bakalım bazı Avrupa ülkelerinde tarihte İSG ile ilgili neler yapılmış, hangi yasal düzenlemeler yapılmış, bir de ülkemizde bakacağız. Tabii biz de ne zaman başlamışız onlara bakacağız. Şimdi, evet, İngiltere ile başlayalım. İngiltere'de bakalım tarihte neler yapılmış. İngiltere'de Sir Percival Pott 1776 yılında baca temizleyicilerini, tabii o zaman baca temizleyicileri çok sayıda var, büyük bir sektör. Temizleyicilerinde skrotum, yani testis kanserine rastlandığından bahsetmiştir. 1776. Yine İngiltere'de Charles Turner detaylı bir meslek hastalıkları kitabı yazmıştır. Sanayi devrimi hareketleri hızlandıkça endüstri sağlığı ile ilgili sorunlar devlet tarafından ele alınmaya başladı. Tabii ki her yerde olduğu gibi. 1802 yılında İngiltere'de günde 14 saat çalıştırılan çocuk işçiler için çocukların korunması kanunu çıkarıldı. Dünyada bir ilktir. Çıraklık kanunu, sağlık ve ahlak kanunu korunmasıyla bu da kapsamında da 1833'lerde kadınları da kapsayacak şekilde genişletildi. En küçük çalışma yaşı bu yasayla 10 yaş oldu. Bakın, en küçük çalışma yaşı 10 yaş. Düşünün ki daha 10 yaşından küçük yaşındaki çocuklar da bu 1833'e kadar çalıştırılmış. Çalışma süresi çocuklarda 58 saat bir hafta, yani haftada 58 saat oldu. Eğitimin önemi ortaya çıktı. Yine aynı yıl 1833 yılında yine İngiltere'deyiz. Fabrikalar kanunu çıkarılıyor. Fabrikalar kanunu çıkarıldı. İş güvenliği müfettişliği bu kanunla kavramı kanunla öngörüldü. Doktor raporu, yani işe giriş muayenesi zorunlu hale geldi. 1833. Bizde çok yeni olmasına rağmen. Evet. 1847 yılında iş yeri denetimi ve iş müfettişliği kavramı ortaya çıktı. 1891 yılında pazar günü çalışma yasağı, çalışma süresinin haftalık 65 saatle sınırlandırılması, lohusaların 6 hafta izin hakkı, fabrika denetim sisteminin sanayi denetimi şekline dönüştürülmesi, 13 yaşından aşağı yaşta çocuk işçi çalışma yasağı ve sanayi denetim memurlarının mahalli polis denetimi yetkilerinin üstlenmesi gibi kanunlar çıkarıldı. Evet, 1895. Evet. Peki başka? İngiltere'de durum böyle. Peki Amerika'da durum nasıl?
Amerika Birleşik Devletleri'nden. Cornell Üniversitesi İç Hastalıkları Profesörü Gilman Thompson Meslek Hastalıkları kitabını 1914 yılında yayınlamıştır. Sanayileşme hareketlerinin çok hızlandığı 20. yüzyılın başında atını yapmıştır. 1913 yılında Ulusal Güvenlik Konseyi kuruldu Amerika'da. 1918 yılında günde azami 8 saat çalışma kabul edildi Amerika'da. 1970 yılında Mesleki Güvenlik ve Sağlık Kanunu yani OSHA çıkarıldı. Daha sonra Ulusal Mesleki Sağlık ve Güvenlik Enstitüsü ve Amerikan Güvenlik Mühendisleri Derneği kuruldu. Bunlar da Amerika'da yapılanlar. Fransa'da neler yapıldı? 1810 yılında İmparator Kararnamesi, 1841 yılında İş Mevzuatı yayınlandı. Almanya'da peki? 1972 yılında Dortmund'da İş Sağlığı ve Güvenliği ve Kaza Araştırma Merkezi kuruldu. 1974 yılında Wuppertal'da İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili Yüksek Mühendislik Bölümü açıldı. Ülkelere göre iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili ilk yasalar Belçika'da 1810, İngiltere'de 1833, Almanya'da 1839, İsviçre'de 1840, Fransa'da 1841 ve Amerika'da 1877 yılında çıkarılmıştır. Evet, İSG'nin Türkiye ve dünyadaki tarihsel gelişime baktığımızda, evet, Uluslararası Çalışma Örgütü yani ILO 1919 yılında Cenevre'de kuruldu. Tabii ILO uluslararası bir örgüttür. İSG'de de çok yakından ilgilidir. ILO tarafından 1919 yılından bugüne kadar iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili birçok sözleşme çıkarıldı. Biz de ülke olarak bu sözleşmelerin bir kısmını 60'a yakınını kabul etmişiz. Bunların önemli bir bölümü Türkiye Cumhuriyeti ülkemiz tarafından onaylanarak yürürlüğe konulmuştur. İSG Avrupa Birliği içerisinde 1980'li yıllardan itibaren ağırlıkla ele alınmaya başladı. Evet. 89.391-EEC sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Direktifi İş Sağlığı ve Güvenliği alanında çerçeve direktif olarak kabul edilmiş. Ve daha sonra bu çerçeve direktife dayanarak çok sayıda bireysel direktif çıkarılmıştır. Peki, ülkemizde durum nasıl? İSG ile ilgili durum nasıl? Bakalım. Önce Tanzimat'tan önceki döneme bakalım. Tanzimat öncesine bakalım. Yine bakın Tanzimat öncesinde 1776 yılında Türkiye'de Fincancılar Sözleşmesi imzalanıyor. Ne demek oluyor? Kütahya'da imzalanan bu sözleşme ile seramik çalışanlarının iş tanımları ve haftalık çalışma süreleriyle alacakları maaşlar belirlenmiş oldu. Devlet hakemliğinde yapılan tarihteki ilk toplu sözleşme olarak tarihe geçmiştir. Kütahya işte o zaman da beri tabii ki seramik yeridir. Seramikler çıkarılıyor. Oradaki çalışanların hem iş tanımları hem haftalık çalışma süreleri hem de alacakları maaşlar bu sözleşmeyle belirlenir. Tabii bu seramiklerle uğraşılan çoğu seramiklerden fincan imal ettiği için fincancılar olarak biliniyor. O yüzden sözleşmede fincancılar demiş. Devlet hakemliğinde bu fincancılar sözleşmesi devlet hakemliğinde yapılan tarihteki ilk toplu sözleşme olarak tarihe geçmiştir. İki Tanzimat ve Meşrutiyet döneminde neler yapılmış? Tanzimat ve Meşrutiyet döneminde İSG ile ilgili ülkemizde neler yapılmış?
1865 yılında Maden Bakanı Dilaver Paşa tarafından Dilaver Paşa Nizamnamesi üretimi arttırmak amacıyla çıkartıldı. Ereğli ve Zonguldak Kömür Havzası işçilerinin dinlenme ve tatil zamanları, barındırma yerleri, çalışma saatleri ve onların sağlıklarıyla ilgili çeşitli konular ele alınmıştır. Ülkemizdeki işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili ilk yazılı belgedir. Çalışma koşullarına ilişkin düzenlemeler getirmiştir. Ayrıca madende bir hekim bulundurulmasını da hükme bağlamıştır. Ancak padişah tarafından onaylanmadığı için bir tüzük niteliği kazanamamıştır. 1869 yılında çıkartılan Maden Nizamnamesi, yani Madenler Nizamnamesi, bütün madenlerde çalışanların güvenliğiyle ilgili çeşitli hükümleri düzenleyen bir mevzuattır. Genellikle iş güvenliğini ilgilendiren önemli hükümler getirmiştir. Ancak işverenler tarafından uygulanmamış ve tüzük hükümleri hayata geçirilememiştir. 1871 yılında Ameleperver Cemiyeti kuruluyor. 1895 yılında da Osmanlı Amele Yardımlaşma Cemiyeti kuruluyor. Cumhuriyet döneminde peki neler yapılıyor? Bakalım. 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurulduğu tarihten itibaren ise iş sağlığı ve güvenliği olgusu da gündeme getirilmiş ve çeşitli yasal düzenlemeler yapılmaya başlamıştır. 1921 yılında, tabi Cumhuriyet dönemini biz her ne kadar Cumhuriyet 23'te kuruluyorsa da 1920 yani yeni meclisin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluş tarihini Cumhuriyet'in başlangıcı olarak alıyoruz. 1921 yılında 151 sayılı Ereğli Havze-i Fahmiye Maden Amelesi'nin hukukunu müteahhit kanun, Ereğli Kömür Havzası maden işçilerinin hukukuna ilişkin 151 sayılı kanun demektir yani Türkçesi. 10 Eylül, bakın ne zaman kabul edilmiş? 10 Eylül 1921 Sakarya Savaşı sırasında çıkarılmıştır. Kömür işçilerinin çalışma koşullarının düzeltilmesine yönelik hükümler getirilmiştir. Yardımlaşma sandıkları kurulmuş, hastalık ve iş kazaları durumunda gerekli yardımların yapılması sağlanmıştır. 1921 yılında 114 sayılı Zonguldak ve Ereğli Havze-i Fahmiyesi'nde mevcut kömür tozlarının amele menafi umumiyesine olarak yürütüne dair kanun. Evet, kanunun tam ismi bu. Yani bunu da Türkçesini söyleyecek olursak, kömürden arta kalan kömür tozlarının satılmasıyla elde edilecek gelirin işçilerin gereksinimleri yani ihtiyaçları için ayrılması sağlanmıştır. Yine 1926 yılında Borçlar Kanunu çıkarılıyor. 1930 yılında Umumi Hıfzı Sıhhat Kanunu çıkarıldı. Çalışma hayatının ilk önemli yasası kanunu, 3008 sayılı İş Kanunu 1936 yılında çıkarıldı ve 1937 yılında yürürlüğe girdi. 1967 yılına kadar yürürlükte kaldı. Evet, ilk iş kanunumuz 1936 yılında çıkarılmış gördüğünüz gibi. Evet, Cumhuriyet döneminde başka neler yapılmış İSG ile ilgili? 1945 yılında da Çalışma Bakanlığı kuruldu. 1983 yılında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı adıyla yeniden teşkilatlandırıldı.
45'ten 83'e kadar Çalışma Bakanlığı'dır. 83 yılında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı adını aldı. Evet, Cumhuriyet döneminde başka neler yapılmış? Hemen devam edelim. 1964 yılına gelindiğinde ise bu yılda ülkemizde 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu çıkarıldı. 1964 yılında ülkemizde İş Sağlığı ve Güvenliği Müfettişliği Örgütü, daha sonra İşçi Sağlığı ve İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi, yani İSGÜM kuruldu 64 yılında. 1967 yılında çıkarılan 931 sayılı İş Kanunu içerisinde ilk defa modern hükümlerle İSG hükümleri yer aldı. Evet, ikinci iş kanunumuz 1967 yılında çıkarılıyor. Bu kanunun Anayasa Mahkemesi tarafından şekil yönünden iptal edilmesinden sonra 1971 yılında çıkartılan 1475 sayılı iş kanunu içerisinde de aynı hükümler yer aldı. Yani İSG'ye ilgili hükümler yer aldı. 25.08.1971 tarihinde yürürlüğe giren 1475 sayılı iş kanunu gereği İSG güvenliği yönünden birçok tüzük ve yönetmelik uygulamaya kondu. Tabii her kanundan sonra tüzükler, yönetmelikler biliyorsunuz ki çıkar. Devam edelim. Başka ne yapılmış? Cumhuriyet döneminde başka ne yapıldı? Avrupa Birliği'nin Aralık 1999 yılındaki zirvesinde Türkiye'ye adaylık statüsünün tanınmasıyla birlikte 10.06.2003 tarihinde 4857 sayılı iş kanunu çıkarıldı. Son iş kanunumuz bu. Şimdiye kadar çıkan en son sonuncu iş kanunumuz bu. 4857-2003. Bu kanunun İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili hükümleri birkaç madde dışında aynen 1475 sayılı, yani 1971 yılında çıkan 1475 sayılı kanun, iş kanunundan aktarılmıştır. Tabii bazı maddeler yeni de eklenmiştir. Bu kanuna göre çıkarılması gereken yönetmelikler Avrupa Birliği'nin 89.391 EEC sayılı çerçeve direktifine ve diğer bireysel direktiflere göre uyumlaştırılmış ve 2003 yılı ile 2004 yılı içerisinde ardına yayınlanmıştır. Böylece iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı ülkemizde modern hükümlerle donatılmıştır. Ancak uygulamada çok fazla mesafe kat edilmesi gerekmektedir. Peki devam edelim. Cumhuriyet döneminde başka neler yapılmış? Başka 2012 yılına gelindiği zaman da biliyorsunuz 6331 sayılı İSG kanunu çıkarıldı. Evet. 30.06.2012 tarihli resmi gazetede yayınlandığı kanun ve 01.01.2013 tarihinde de yürürlüğe girdi. Bu kanunun vurguladığı en önemli konular şu şekilde sıralanabilir. İSG konusunda işverenin eğitim verme zorunluluğu. Bu yasada öne çıkan konular. Yine İSG kurul kararlarının uygulanma zorunluluğu, iş yeri hekimi, iş güvenliği uzmanı çalıştırma zorunluluğu, yakın, acil ve hayati tehlike karşısında işçinin çalışmama hakkı. Evet. İşçi
acil ve hayati tehlikenin söz konusu olduğu bir durumla karşılaştığı zaman işe devam etmen zorunda değil. İşe devam etmeme hakkı var. Bu da işte 6331'de vurgulanmış. Evet. 6331 sayılı yasanın amacı nedir? Biliyorsunuz ki birinci madde amaçla ilgili. Amacı şöyle, yasanın amacı, 6331'in amacı, iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemektir. Evet. İşte bu. Bu yasada işveren, çalışan tanımlanmış. O tanımlara bir bakalım. İş yeri şöyle tanımlanmış. Mal ya da hizmet üretmek amacıyla maddi olan ve olmayan unsurlarla çalışanın birlikte örgütlendiği, işverenin iş yerinde ürettiği mal ya da hizmetle nitelik yönünden bağlılığı bulunan ve aynı yönetim altında örgütlenen iş yerine bağlı yerler ile dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku, yıkanma, muayene ve bakım, beden ve meslek eğitim yerleri ve avlu gibi diğer eklentiler ve araçları da içeren organizasyon demektir. Bir işverenin maddi olan ve olmayan araçlarla belirli bir teknik amacı gerçekleştirmesine yarayan ve süreklilik gösteren organize bir bütündür. Bir başka deyişle çalışmanın yani işin yapıldığı yerdir, iş yeri. İş yerinin fiziki, kimyasal ve biyolojik koşulları çalışanı doğrudan etkilemektedir. İş yeri ve çalışma koşulları çalışan üzerinde çeşitli yüklenmelere neden olmaktadır. İş verimi doğrudan doğruya bu yüklemelerle ilgilidir. Çalışanın etkilenmesi iş ve üretim kalitesini de etkileyecektir. Çalışanların iş kazası geçirmesi ve meslek hastalığına yakalanması da iş yeri koşulları ile ilişkilidir. Ortaya çıkan hukuki sonuçlar da yine işvereni etkilemektedir. Evet, iş yeri böyle tanımlanmış. Peki işveren nasıl tanımlanmış? Ona da bakalım. İşverenin tanımı da şöyle. 6331'de işveren şöyle tanımlanmış. Çalışan istihdam eden gerçek ya da tüzel kişi yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşları ifade eder. 6331'e göre işverenin tanımı. Bir hizmet sözleşmesiyle ücret karşılığında kişileri çalıştıran iş yerinin sahibi olarak tanımlanabilir. Kişileri çalıştıran tabii ki. Hukuki olarak iş yerinin ve üretim araçlarının yani ekipmanların araçlarında sahibidir. Peki çalışan kim? Çalışan Çalışan da kendi özel kanunlarındaki statülerine bakılmaksızın kamu ya da özel iş yerlerinde istihdam edilen gerçek kişiyi ifade eder. Bir hizmet sözleşmesiyle ücret karşılığında işveren emrinde çalışan kişi demektir. Üretimin tartışmasız en önemli bileşenidir. Tabii üretimin üç ana bileşeni var. Birincisi insan, ikincisi makineler, üçüncüsü de malzemeler diyorsunuz. Ama en önemli bileşen tabii ki insan yani çalışandır. İş kazasını yaşayan da, meslek hastalığına yakalanan da işçidir. Bir vardiya boyunca oluşan yüklenmeler sonucunda çalışanın verdiği psikolojik ve fizyolojik tepkiler değişik sonuçlar oluşturmaktan. İş ne demektir? İş, bir hizmet sözleşmesiyle ücret karşılığında mal ve hizmet üretimi için yapılan eylemlerdir. Üretimin gerçekleştirilebilmesi için çalışanlar bir vardiya boyunca onlarca hatta yüzlerce değişik
İş, eylem, çalışma yapmaktadır. Peki ara veririz arkadaşlar.